İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı kararnamesi, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti oturumu, Bob Menendez ABD'yi Azerbaycan askerlerinin egemen Ermenistan topraklarının işgaline sert tepki vermeye çağırıyor. Kanadalı senatörün Azerbaycan'ın eylemlerine tepkisi, demokratik ülkeler Ermenistan'ın yanında olmalıdır. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Azerbaycan topraklarımızdan geri çekilmek zorunda. Cavak'ta Hasbahçe Parkı'nın restorasyonu başladı. Batı Ermenistan'ın gezmeye değer yerleri, Dersim'in bir tabiat harikası, Sülüklü Göl, Zohrab, Irkoya'nın Artsakh Köprüleri adlı fotoğraf sergisi Tumanyan Müzesi'nde açılacak. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Kararnamesi No. 88 11 Mayıs 2021. Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya'nın Los Angeles'ta Batı Ermenistan Başkonsolosluğu'nun atanması ile bağlantılı olarak Devlet Başkanı Kaliforniya Los Angeles'a Amerika Birleşik Devletleri'nde Batı Ermenistan vatandaşlığı başvurularının sayısındaki artış dikkate alındığında 12 Mart 2014 tarih ve 16 sayılı kararnameyi dikkate alarak Anayasanın 77. maddesini dikkate alarak karar. Madde 1. Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Eyaleti'nin Los Angeles şehrinde Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başkonsolosu olarak Rafi Nazaryan'ın atanması. Madde 2. Atama uzatma da dahil 3 yıllık bir süre içindir. Madde 3. Karar Batı Ermenistan Cumhuriyeti resmi bülteninde yayımlanacaktır. Karin 11 Mayıs 2021 Armenak Abrahamyan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin olağan oturumu 13 Mayıs'ta çevrim içi olarak gerçekleşti. Oturuma Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Seda Melikyan başkanlık etti. Oturumda 5 önceden belirlenmemiş 8 konu tartışıldı. Oturum sırasında Azerbaycan'ın Sünik topraklarına sızması sorunu tartışıldı. Batı Ermenistan hükümetinin düzenlediği Ermenilere yönelik soykırımın yıl dönümüne adanan etkinlikler çerçevesinde Nisan ayı faaliyetleri özetlendi. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'nin Sünik bölgesini yasa dışı işgaline ilişkin haberler üzerine bir açıklama yaptı. Armen Press'in aktardığına göre açıklamada şöyle denildi. Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'ın egemen topraklarının ihlali, Ermeni halkının sürekli karşı karşıya olduğu tehdidin altını çizen tehlikeli ve yasa dışı bir saldırı eylemidir. Amerika Birleşik Devletleri Ermenistan Büyükelçisi ile yapılan görüşmeden sonra Azerbaycan'ın kötü niyetli eyleminin ciddi sonuçları olacağını anlaması için Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası toplum bu işgale çok sert tepki vermeli. Azerbaycan geçen yıl Ermeni halkına saldırdığında eski ABD yönetimi müdahale edemedi ve diktatörler Aliyev, Erdoğan ve Putin'in Ermeni halkının kaderini belirlemesi için kapıyı açık bıraktı. Menendez bu tekrar edilemez. Biden yönetimini bu sorunu en üst düzeyde ele almaya, Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini ve daha fazla tehdit ve saldırganlığın kabul edilemez olduğunu açıkça belirtmeye çağırıyorum, dedi. Kanadalı senatör Leo Husakos, Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti sınırındaki eylemlerini tehlikeli ve saldırgan olarak nitelendirdi. Armen Press tarafından bildirildiğine göre senatör, Twitter mikrobloğunda demokrat ülkelerin Ermenistan'ın yanında olması gerektiğini vurguladı. Senatör, Ermenistan'ın egemen topraklarının Azerbaycan askerleri tarafından ihlali, tehlikeli, yasa dışı ve saldırgan bir eylemdir. Ve bu, Ermenistan halkının daima yüz yüze kaldığı amansız tehdidin altını çizmektedir, dedi. 12 Mayıs'tan bu yana Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin bazı askeri birimleri Ermenistan Cumhuriyeti'nin devlet sınırını geçti ve Sev Gölü'nü kuşatmak için harekete geçti. Ermeni Silahlı Kuvvetleri taktik karşı eylemler gerçekleştirdi. Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin bu taktik karşı eylemleri neticesinde bazı yakın bölgelerde konuşlanmış Azeriler işgal ettikleri alanlardan çekildi. Şu ana kadar ne Ermenistan ne de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından herhangi bir ateş etme vakası kaydedilmedi.
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin yaklaşık 250 askeri halen Ermenistan Cumhuriyeti'nin devlet sınırları içinde Sünik ve Geyarkünik bölgelerinin bazı kesimlerinde bulunuyor. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Savunma Bakanlığı'ndan NewsIM'e verilen bilgiye göre Azerbaycan ordusu Ermenistan Cumhuriyeti devlet sınırları içerisinde Sünik ve Geyarkünik bölgelerinde kalmaya devam ediyor. Bu konuyla ilgili bakanlığın basın servisine göre Ermeni tarafı görüşmelerde tavrını açıkça ifade ederek "Bunlar bizim topraklarımız ve biz onlardan bir metre bile geri çekilmeyeceğiz. Onlar gitmek zorunda." diye ısrar etti. Jinev web sitesinden yapılan açıklamaya göre Ahalkalak'ın Merkez Parkı'nın yenilenmesine birkaç gündür başlandı. Parkın restorasyonu için açıklanan elektronik ihaleyi 279 bin Gürcistan lari değeriyle yeni proje adlı kuruluş kazandı. Restorasyon planına göre Hasbahçe Parkı'nda patikalar yenilenip normal asfalt yerine kaldırımlar taşlarla örülecek, çeşme tamir edilecek. Parkta açık hava egzersiz ekipmanları, yeni aydınlatma sistemi kurulacak ve parkı daha da çekici kılacak bir takım yenilikler de gerçekleştirilecek. Parkın restorasyonu 3 ay içerisinde tamamlanacak. Batı Ermenistan'daki doğası ve yaban hayatıyla dikkati çeken Mezgirt dağları eteğindeki Dersim'in Sülüklü Gölü bahar renklerine büründü. Sülüklü Göl, bakir doğası ve yabani hayvan çeşitliliğiyle görülmeye değer güzellikler sunuyor. Golan Kaplıcaları ile Mezgirt Kalesi'nin bulunduğu 1430 rakımlı Mezgirt ilçesi yılın her döneminde el değmemiş doğası, tarihi mekanları, zengin florası ve kuş türleriyle dikkati çekiyor. Mezgirt Dağları eteğindeki yeraltı sularıyla beslenen ve kışın yüzeyi tamamen donan göl, sazlık alanları ve barındırdığı canlı türleriyle kentin en önemli doğal sistemini oluşturuyor. Kurbağa ve yılanların yanı sıra leylek, angut, karabatak, yeşilbaş ördek ve saz tavuğu gibi canlı türlerine ev sahipliği yapıyor. Batı Ermenistan'da bulunan cennetin bir parçası olan bu köşeyi görmek istiyorsanız mümkün olduğunda mutlaka ziyaret edin. Ermeni Kaşadağ bölgesinin anıtsal mirasını yansıtan Kaşadağ Bölge İdaresi'nin Meran adlı resmi gazetesinin yazı işleri müdürü, gazeteci, fotoğrafçı, Artsakh'ın özgürlük savaşçısı Zohrab Irkoyan'ın fotoğrafları Artsakh Köprüleri başlıklı sergide sergilenecek. Armen Press'in bildirdiğine göre sergi 18 Mayıs'ta açılacak ve 28 Mayıs'a kadar sürecek. Sergi sırasında Zohrab Irkoyan fotoğraflarla Kaşadağ konulu bir konuşmada bulunacak. Artsakh'ın Kaşadağ bölgesi, Hagari Nehri Havzası ve Vorodan Nehri alt kısımlarının havzası, Vohci ve Tsav nehirleri alt kısmının akarsular havzalarını içermektedir. Büyük Ermenistan'ın Sünik eyaletinin Ağaçek Kaşadağ, Kovsakan, Kaşunik, Habant ve diğerleri ile ayrıca Artsakh eyaletinin Berdazor ve Vaykung ilçelerini kapsamaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Şaragan adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Yaruk Munim ve Madis Matnika adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.